7. koğuştaki mucizeyi. Bak Neymar diyorsun dünyanın en meşhur futbolcusu ama La Casa de Papel'de de oynamıştı. Var bütün fotoğraflar arkadaşlarımızda. O paylaşımı da var. Dizileri çok seviyor. La Casa de Papel'de fark etmiştin değil mi abi Neymar'ı? Rahip olarak çıkıyor ya. Şimdi yok. burada futbolcu diyor ki çocuğu olanlar benim bu filmi izledikten sonra duygularımı iyi anlarlar. Çok güzel film. İzlerken çocuklar gibi ağladım. Şimdi Türk dizileri dünyada çok konuşuluyor. Ciddi ölçüde talep görüyor da filmlerimizle ilgili aynı şey söz konusu değil maalesef. Ama ne zaman ki filmlerimiz Netflix'te yayınlanmaya başladı, bu oradan bir geri dönüşüm. Yani Netflix sayesinde Türk filmlerinin kalitelileri eminim daha geniş pazar bulacaktır kendini. Netflix'te İspanya'da en çok izlenen ikinci film şu anda. Biliyorsunuz Netflix açtığınızda size bir sıralama veriyor. Mesela La Casa de Papel günlerce Türkiye'de en çok izlenen, hemen sana top onu veriyor. Yapımdı. Nitekim ben 3. sezonu izlememiştim. 4'ü izlemek için 3-4 hepsini böyle 3-5 günde izledim. Şimdi de abi yani bir yerde okudum. Şu an bulamıyorum ama İspanya'da en çok izlenen ikinci film 7. Koğuştaki Mucize o sıralamaya göre. Neymar da dünyanın en pahalı futbolcusu bildiğim kadarıyla tam 137 milyon takipçisi var. Yani yapılan reklamın Neymar'ın gözyaşlarını da bir de izlediğini söyleyerek yapmış olduğu aslında reklamın müthiş bir şeyi var. Karşılığı var senin dediğin gibi. Ya bundan sonra Saner Ayar Neymar'ı ağlatan filmin yapımcısından yeni bir film daha diye reklam yapabilir. Vallahi filmin yönetmeni çok tatlı bir paylaşım yapmış. Sizde yok arkadaşlar, ben okuyacağım hemen. Filmin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin diyor ki, ya o kadar tatlı ki, bir insanın ağlamasına sevinmek hoş olmasa da elimde değil yazmış. Gayet sevinmiş bu duruma. Ama film de çok başarılıydı. 2019'un en çok izlenen filmi oldu. Türk sinema tarihinin de en çok izlenen, bakayım, 5. 8. filmiymiş. 15 haftada 5.316.933 izleyiciye ulaştı. 7. Koğuştaki Mucize'yi ben de ilk fırsatta izleyeceğim. Sen izlemiş miydin Ali abicim? Vallahi ben daha önce de söyledim. Bu tip duygu yoğunluklu filmlere maalesef dayanamıyorum. Yani çok etkiliyor beni. Yani bu tam eşim Ayla'lık bir film. O öyle izlesin ağlasın. Ya. Vallahi. Gözyaşı da hayata dair. Sevinebilmek için ağlamak da lazım. Büyük ya ben, gerçekten tebrik. Ben de ağlıyorum da yani ağlayacağımı bile bile film izlemeyeyim. Doğru. Bakayım dayanabilecek miyim diye izle abi. Ağlamadan durabilecek miyim diye falan. O da çok kasabilir insana. Niye böyle biz yarışa, challenge'a gireyim ya. Doğru, niye gidesin? Aynen öyle. O yüzden Allah anlatmasın. Ne diyelim? Nerede anlatsın sadece? O kadar çok vakit var ki.